Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz dün benim başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Dün bir canlı yayın yapayım. Size yeni hükümeti, yeni kabineyi daha doğrusu tanıtayım dedim ama sonrasında telif hakları yüzünden benim yayınımı YouTube kaldırmış. Baya gitmişti yayın yani. Bir de hatırlıyorsanız canlı yayın esnasında ben söyledim ki ya görüntü gitti, ses gidiyor falan. Demek ki o sırada bir şeyler olmuş. Bu yüzden aslında YouTube bana izin vermemiş. Sonrasında baktım da ben direkt güşperat yazıyordu. Yani hani bloke edilmişti video. Neyse ama bu beni yıldırabilir mi? Asla. Atarım. Dedim ki ben otururum. Ertesi gün babalar gibi, analar gibi tekrar videomu çekerim. Şimdi arkadaşlar bugün sizinle Almanya hükümetini, daha doğrusu yeni seçilen başbakanı ve yeni seçilen kabineyi, bakanları tanıtmak istiyorum sizlere. İlginç birkaç detay vardı işte yemin töreninde neler oldu, kim neyi söyledi, bazı çünkü yeminde mesela yeminimi bozdum lan gibi falan. Yok, son cümlesi. Tanrı yardımcım olsun diye bir cümle var sonrasında. İşte ben merak ediyordum açıkçası Scholz bunu söyleyecek mi ama Scholz'e kalması yani yeni başbakanın söylemesine kalmadı. Birçok bakanlar için de geçerli oldu. O yüzden ilginç bir detaydı. Sizinle paylaşacağım onları. Şimdi isterseniz kronolojik bir şekilde şey yapmaya başlayalım, olayı anlatmaya başlayalım size başından beri. Biliyorsunuz işte yeni başbakan sosyal demokratlardan seçildi. Olaf Scholz artık o şimdi başbakan oldu arkadaşlar. Ve dün en son olarak meclis tarafından yapılan bir oylama sonrası, daha doğrusu seçim sonrasında da kendisi resmi olarak başbakan olarak seçildi. Zaten ben dün canlı yayın başlatmıştım. Onun görüntülerini eklerim sonradan buraya. İşte bir oylama süreci, seçim süreci oldu. Ondan sonra oyların 395'i evet oyu kullanmış milletvekillerinin. 303'ü hayır oyu kullanmış. 3 kişinin oyları geçersiz sayılmış ve 6 kişi de çekimser oy kullanmış. Ama bu tabii ki sonucu değiştirmedi. SPD'li Olaf Scholz başbakan oldu. Almanya'nın 9. başbakanı ve Sosyal Demokratların çıkardığı 4. başbakan oldu kendisi. Daha sonra kendisine soruldu tabii ki meclis başkanı tarafından ve ilginç bir tanımlama yaptı kendisi. Dedi ki, ismini hatırlamıyorum şimdi ama meclis başkanı, kendisi de sosyal demokratlı, demokrat partili bir kadın. Sayın milletvekili Olaf Scholz, bu görevi üstleniyor musunuz dedi. O da evet dedi. Sonra alkışlar, çiçekler. Çiçeklerin yanında bir sepet elma getirmişti birisi. Kendi eyaletindenmiş meğersem toplayıp getirmiş. Dedim ki ne kadar ilginç. Yani ben Twitter'da paylaşmıştım, görenler olmuştur belki ama enteresan bir detaydı açıkçası. Bu arada enteresan detaylardan birisi de arkadaşlar burası nasıl bir ülke ya? Gerçekten Almanya nasıl bir yer? Koskoca Angela Merkel 16 sene boyunca Almanya'ya başbakanlık yapmış kadın. Seçimi nereden izledi biliyor musunuz? Tribünden. Vatandaşların ve basının bulunduğu tribünden izledi. Ben bunu gördüğümde inanamadım. Çok enteresan geldi bana. Yani şey diyebilirdi, hani ben de aşağıdaki normalde oturduğum yerde olmasa bile en azından meclisin içerisinde oturayım diyebilirdi. Ama hayır, neden? Çünkü yeni kurulan hükümetin milletvekilleri orada oturuyordu. Yani yeni hükümet yerlerini almıştı ve Merkel gerçekten tribünden izledi. Sonra zaten kendisi şey yaparken, İşte Olaf Scholz'e görevi teslim ederken sembolik bir şekilde tabii ki şey dedi. Yani ben ancak şimdi kendisini tebrik edebiliyorum. Saat 3 gibi falandı ki işte yemin töreni işte 12 gibi bitmişti, seçim sonuçları açıklanmıştı. Ve dedi ki ben şu anda tebrik edebiliyorum çünkü daha öncesinde meclisin üyesi olmadığım için vakit bulamamıştım kendisini tebrik etmeye. Was los dedim ya. Vay, wie kann das sein? Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Helal olsun. Yani ilginç değil mi? Bilmiyorum. Tek bana mı öyle geliyor? Yazın isterseniz yorumlarda. Diğer yandan Olaf Scholz'un anne ve babasını da ilk kez görmüş olduk. Onlar da tribünlerdeydi. Tribünlerdeydi. Deyince böyle sanki Galatasaray Fenerbahçe'ne var. Böyle Fenerbahçe maçına gelmiş gibi olduk. Eski başbakanlardan Gerhard Schröder da eşiyle birlikte gelmişti. Ve daha sonra yemin töreni başladı. Evet, şimdi yemin törenine gelelim. Şimdi yemin töreninde dediğim gibi
Benim işte çok fazla aslında dillendirilmedi, medyada çok tartışılmadı ama ben bir iki yerde duydum. İşte deniliyordu ki bu yeminin, ant töreninin sonunda, bu yeminin andın sonunda Tanrı yardımcın olsun, yardımcım olsun diye bir cümle var. Ki Angela Merkel artık Almanya'nın eski başbakanı, ay söyleyemiyorum ya, Almanya'nın eski başbakanı demek bile böyle şey gibi geliyor yani. Şaka gibi geliyor ya. Enteresan, gerçekten enteresan. Şimdi bir de ben 21 senedir diyelim ki Almanya'dayım, değil mi? Yani hani benim buradaki yaşamımın çoğunluğu, ben Schröder'in hani o zaman zaten çocuktum, anlamıyordum falan filan. Yani aslında Merkel'le biçimlenmiş bir bilinç var yani, siyasi bilinç var. Neyse, kendisi söylemişti ve o yüzden ben dedim ki Allah Allah, acaba bu detaya bakacaklar mı? Sonra bugün sabah haberlerde gördüm, Bild şey yapmış. İşte Tanrı yardımcım olsun cümlesini söylemeyen bakanlar ya, böyle flash 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 Bild yani. Gazete demeye bile benim açıkçası dilim varmıyor, Bild gazetesi denilen kağıda ya da propaganda ya da neyse artık. Ve bu haberin başlığının yanına Cem Özdemir'in fotoğrafını koymuşlar. Yani hani sanki sanki bütün bakanlar işte Hristiyan olduklarından dolayı işte ne bileyim bunu söyleyecekler ama işte Cem Özdemir, tabii ki kim söylemez, bir tek Cem Özdemir söylemez böyle bir cümleyi diye başlığa onun resmini koymuş olmaları beni rahatsız etti. Çünkü hani Cem Bey'in dediğim gibi siyasi şeyinden dolayı değil, yani Yeşilleri ben seçerim seçmem önemli bir şey değil. Önemli olan orada onun bir Müslüman olarak ortaya çıkarılması ve bu şekilde hani bak Cem Özdemir o söylememiştir kesin diye bir algı yaratması. Bild gazetesini niye sevmiyorum? Bu yüzden sevmiyorum. Evet, çünkü sürekli böyle toplumu ayrıştırmaya, ay ne kadar çok konuştum bugün. Evet arkadaşlar, şimdi bakınız. Önce bir yemini söyleyeyim de size, onun altına şey videoları da koyarım. Yemin şu: Alman halkının huzur ve refahını arttırmak ve zarar görmesini engellemek için kararlılıkla çalışacağıma, anayasa ve federal yasalara sadakat gösterip anayasal düzeni savunacağıma, görevimi yaparken hakkaniyet içinde davranacağıma ve herkese adil olacağıma yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun. Şimdi yemin bu. Başbakan Olaf Scholz Tanrı yardımcım olsun cümlesini söylemedi. Söylemeyenlerin başbakanın yanı sıra Cem Özdemir de söylemedi. Ama ondan önce yani hemen başbakandan sonra gelen Robert Habeck, biliyorsunuz Yeşillerin eş başkanı idi. Annalena Baerbock, yeni aile bakanı. Onları isimleriyle söylüyorum, diğerlerini zaten tanıtacağım size birazdan. Aile bakanı, çevre bakanı, ekonomik işbirliği ve kalkınma bakanı ve başbakanlık dairesi şefi de bu cümleyi kullanmadılar. Ama tabii Bild ne yapıyor? Alıp bu cümleyi işte söylemeyen bir tek Cem Özdemir var gibi bam diyor, orada Cem Özdemir'in resmini kullanıyor. Evet, neyse. Diyelim geçelim anacığım. Bild bu yani, yapacak bir şey yok. Demokratik bir ülkede belki de bunları da artık bunları da tolere etmek zorundayız aslında bir noktada. Saygı ve insan hakları çizgilerini aşmadan, ama bazen de işte öyle çizgilerde, öyle hassas çizgilerde oynuyorlar ki sinirimiz bozuluyor. Neyse, bıktık. Bıktık, Bild'den de bıktık yani aslında. Şimdi sonrasında tabii ki Cumhurbaşkanlığına gidildi. Seçilen bakanlar gittiler. Cumhurbaşkanı tarafından orada yapılan bir törenle belgelerini de aldılar ve hadi bakalım yallah iş başına dediler. Şimdi ben de onları size teker teker kendilerini tanıtmak istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bakanlar Cumhurbaşkanlığının huzurundaydı. Cumhurbaşkanlığı da Schloss Bellevue villasındaydılar. Ve teker teker gördüğünüz gibi ilk olarak Dr. Robert Habeck, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'nın yanı sıra kendisi bile başbakan yardımcılığı görevinde aldı biliyorsunuz. Bir super minister, süper bakan oldu yani. Daha önce Schleswig-Holstein eyaletinde de bakanlık deneyimi vardı. Robert Habeck'in kendisi Yeşillerin eş başkanlarından birisiydi hatırlarsanız. Evet, kendisini resimde görüyoruz. Takdim edildi. Sonra şey dedi Cumhurbaşkanı, açın lütfen onu, açıp bu şekilde de hani bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Robert Habeck genellikle halka yakın bir isim olarak da biliniyordu Yeşiller içerisinde. Hemen sonrasında Maliye Bakanı Christian Lindner, Hür Demokrat Parti'den
kendisi zaten en başından beri bunu bir şekilde hep dile getiriliyordu. Christian Lindner'ın Maliye Bakanı olacağı. O yüzden çok büyük bir başarı olarak görünüyor. Kendisi bundan sonra Almanya'nın yeni Maliye Bakanı olacak. Sonrasında İçişleri Bakanlığı'na geliyoruz arkadaşlar. Ve bu bir ilk, çünkü Almanya'da ilk kez bir kadın İçişleri Bakanı oldu. Ben de görüntü izlediğim için şu anda böyle aşağıya bakıyorum. Nancy Faeser, kendisi Hessen Eyaleti, SPD Parti ve Meclis Grup Başkanı'ydı aynı zamanda. Ve hatta biliyorsunuz NSU 2.0 diye bir terör örgütü var. Onların tarafından da tehdit edilmişti ama sessiz kalmadı ve bu şekilde de bir duruş sergiledi. Annalena Baerbock 40 yaşında Almanya'nın ilk ve en genç Dışişleri Bakanı oldu. Biliyorsunuz kendisi aslında Yeşillerin Başbakan adayıydı. Ancak yarışı kaybettiği için Dışişleri Bakanı olabildi. Kendisinde aslında kendisinden göç politikası konusunda daha farklı bir tutum göstermesi bekleniyor açıkçası. O da ilk olarak Fransa'daki mevkidaşıyla görüşmeler yapacak. Evet, Adalet Bakanımız Marco Buschmann, 44 yaşında Hür Demokrat Partili kendisi de. Christian Lindner, yani az önce gelen gördüğünüz Maliye Bakanı'nın uzun zamandır arkadaşı, dostu olarak tanılıyor. FDP Meclisi'nin grup sorumluluğunu da üstlenmişti. Evet, bu da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, Sosyal Demokrat Partili kendisi ve zaten geçtiğimiz yasama döneminde de Çalışma Bakanı'ydı. Devam ettirecek yani. Kendisi 49 yaşında ve işte temel emeklilik maaşı, asgari ücret ve home office konusunda bir şeyler bekliyoruz kendisinin bir şeyler yapmasını. Şimdi Christina Lambrecht, Sosyal Demokrat Partili Savunma Bakanı oldu. Almanya tarihinde üçüncü kez bir kadın savunma bakanı oluyor. Kendisi geçtiğimiz yasama döneminde Adalet Bakanı'ydı. Kendisinden önce biliyorsunuz Annegret Kramp-Karrenbauer, soyadını bir türlü söyleyemediğimiz ve bu yüzden AKK dediğimiz şeklinde kısalttığımız bakanın yerini aldı. Ve şimdi tabii herkesin böyle tartışmalara neden olan beklediği Cem Özdemir, 55 yaşında Yeşillerin en güçlü politikacısı aslında, çünkü kendi seçim bölgesinden en yüksek oy oranını almıştı ve Gıda ve Tarım Bakanı oldu ve bu şekilde Almanya'da ilk kez Türkiye kökenli birisi federal çapta bakan oldu. İlk kez. 60 yıllık göç tarihinin bir ilki yaşandı. Şimdi gelelim Aile ve Uyum Bakanı'na. Annalena Baerbock, kendisi de Yeşillerden, 40 yaşında. Rheinland-Pfalz eyaletinde eyalet başbakanı vekiliydi kendisi ve şimdi aile ve uyum bakanı oldu. Ben hep nedense böyle genç kadınlardan aile konusunda çok farklı şeyler de bekliyorum. Bakalım nasıl olacak? Özellikle korona sürecinde ailelerin yaşadığı sorunlar, kadınların özellikle yaşadığı sorunlar sonrasında nasıl adımlar atacak? Evet, gelen isim çok konuşulan, tartışılan bir isim, çok beklenilen de bir isim oldu. Karl Lauterbach, yeni sağlık bakanımız. 58 yaşında, kendisi Sosyal Demokrat Partili. Ve işte herkesin aslında talk show'larda görmeye alıştı ve bu yüzden de son günlerde böyle Sosyal Demokrat Parti son güne bıraktığı için bakanların ismini açıklamayı, herkes böyle artık Lauterbach gelsin gibi bir şey olmuştu. Ve Scholz de başbakanını tanıtırken dedi ki viele wollten ihn jetzt wird tatsächlich. Herkes onu, çok kişi onu istiyordu ve o oldu. Volker Wissing, kendisi FDP Genel Sekreteri, Ulaştırma ve Dijital İşleri Bakanlığı oldu. Ki biz bu bakanlığın aslında işlere gitmesini bekliyorduk. FDP'nin genel sekreteri 51 yaşında. Ortalamaya baktığınızda genç bir kabine. Steffi Lemke 52 yaşında. Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması ile görevli bakan oldu. Doğu eyaletlerinden gelen bir kadın kendisi. Yeşillerin federal genel müdürü olarak görev almıştı. Şimdi gelelim Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'na. Bu bakanlıkta Bettina Stark-Watzinger'e gitti, özür dilerim. 53 yaşında kendisi. FDP'den, yani Hür Liberal Demokratlar, Hür Demokrat, evet ben yine şaşırdım bunu, bazen karıştırıyorum bile biliyorsunuz. Eğitim ve Araştırma Bakanı oldu kendisi. Eğitimde köklü bir sistem değişikliğine gitmek istiyormuş. Hadi bakalım. Bu iki sene boyunca çocukların okula gidememesi, eğitim hayatlarının engellenmiş olması büyük şeyleri beraberinde getirecek maalesef. Bakalım kendisi neler yapacak. Svenja Schulze 53 yaşında.
Geçtiğimiz yasama döneminde kendisi Çevre Bakanı'ydı. Şimdi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'na geçti ve bakanı oldu. Scholz kendisini tanıtırken uluslararası arenaya hakim bir isim olduğunu söyledi. Svenja Schulze da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı oldu. Şimdi yeni oluşturulan bir bakanlık var biliyorsunuz. İmar ve İskan Bakanlığı. Çünkü Almanya genelinde bir konut sorunu var gerçekten ve Scholz seçim vaatlerini hep her sene 400 bin konut, bunların 100 bini de sosyal konutlar olacak diyordu. Bu bakanlığa şimdi Clara Geywitz geldi ki kendisi Brandenburg'da Scholz'un yakından tanıdığı isimlerden birisi. Çünkü SPD'nin eş başkanlığına ikisi birden adaylık koymuştu 2019 senesinde. Seçilememişlerdi. İşte nereden nereye arkadaşlar. Ve son olarak Wolfgang Schmidt, Sosyal Demokrat Partili, 51 yaşında. Kendisi şu anda bakanlık statüsünde olan Başbakanlık Dairesi Başkanlığı görevini aldı. Scholz'un 20 senedir neredeyse tanıdığı bir isim ve şu anda Başbakanlık Dairesi şefi oldu. Yani şimdi genel olarak bakarsak arkadaşlar, SPD'ye şöyle bir bilançosunu çıkaracak olursak, Sosyal Demokratlar Parti Başbakanı çıkarmış oldu. Başbakanlık Dairesi Başkanlığı şöyle yapayım. İçişleri, Çalışma Bakanlığı, Savunma, İmar ve İskan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma ve Sağlık Bakanlığı'nı aldı. Toplam 8 bakanlık. 7 bakanlık artı başbakanlık. Yeşiller dışişlerini aldı. Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'nı, Gıda ve Tarım, Aile ve Uyum Bakanlığı'nı ve Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması'nı. Hür Demokratlar ise Hür Demokratlar. Maliye Bakanlığı'nı, Adalet, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'nı, Ulaştırma ve Dijital İşler Bakanlığı'nı aldı. Evet, toplam 8 kadın, 8 erkek olarak da %50-51 neredeyse kadın erkek eşitliğinin olduğu bir hükümetle karşı karşıyayız. Evet, sonrasında eski Başbakan Angela Merkel bir basın toplantısında Scholz'e, şurada göstereyim size bir saniye, bir basın toplantısı düzenlendi. Orada da işte görevini teslim ettiğini söyledi ve dedi ki şu anda nasıl hissettiğinizi anlayabiliyorum. Bu iş zor ama severek yaparsanız eğer bu ülke için sorumluluk üstlenmek aslında en güzel işlerden biri. Ve geldiğiniz, yani Scholz'la karşı karşıya kalacak ekiple ilgili dedi ki sabah akşam çalışan, yüksek bir motivasyona sahip ve uzmanlık alanları olan kişilerden oluşan memurlardan, mutfakta ve postada çalışan kişilere kadar herkesin yüksek motivasyonla çalıştığı bir ekiple karşı karşıya bir ekibe sahip olacaksınız. Alın, bu sizin bundan sonra gibi bir şey söyledi. Ve ondan sonra Olaf Scholz da gelip kendisine teşekkür etti. Bir demet Yasemin diye ederek bu şekilde bir dönem bitti arkadaşlar. Merkel dönemi bitti. Şimdi bir yandan ben şöyle düşünüyorum. Merkel ve Scholz arasında, ki Scholz biliyorsunuz kendisinin vekiliydi zaten. Tabii ki çok benzerlikler olduğu göze çarpıyor. Yani ikisi de pragmatik, sakin insanlar. Bence bu yasama döneminde belki de başbakanın çok böyle şeyini değil, çok fazla başbakanın olaylarını duymuyoruz ama belki de koalisyonun diğer ortakları, işte Yeşiller ve Hür Demokratların çok daha fazla sesinin çıktığı bir hükümetle karşı karşıya olabiliriz. Çünkü çok sakin bir insan. Yani dışarıdan bakıldığında da, röportaj yapıldığında da, işte ben de kendisini tanıma şansına sahip olmuştum biliyorsunuz. Sakin bir insan yani. Hani o yüzden çok böyle arayı bulabilen, kompromis bulabilen, iki tarafı böyle bir araya getirebilecek bir insan olduğu söyleniliyor zaten. Evet, sonra dün TT olan isimlerden birisi Cem Özdemir oldu. Çünkü herkes böyle Mercedes'leriyle, büyük bir ihtimalle Maybach'tır, bilmiyorum yani ben araba markalarını çok fazla bilmediğim için. Herkes Mercedes'leriyle falan göreve gelirken, Cumhurbaşkanlığı'na göreve değil, Cem Özdemir bisikletiyle gelmişti. O da biraz adından bayağı bir söz ettirdi açıkçası. Yani koskoca bakan olmuşsunuz ve bisikletle gidiyorsunuz. Pes! Olur mu böyle şey ya? Olur mu böyle şey? İtibardan neydi? Tasarruf edilmezdi ama tabii ki güzel bir hareket. Ki Cem Bey zaten bizim de yaptığımız röportaja geldiğinde, o günde bana gelirken de bir şey demiştik. Acaba kaç araba gelecek falan diye düşünmüştük. Kendisi bisikletle gelmişti.
bayağı bayağı bildiğiniz bisikletle gelmişti yani. Evet diyorum ve izlemediyseniz Cem Özdemir ve Olaf Scholz ile yaptığım röportajları izleyebilirsiniz. Şuraya linklerini bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum anacığım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.